Hocam merhaba. Merhaba, çok teşekkür ederim. Bir anayasa programında daha beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10. maddeye geldik. Başlıkta kanun önünde eşitlik fıkrası mı deniyor buna? Evet. evet bu önemli bir madde. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi, inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle... ...ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Ee, şimdi buna geçmeden önce müsaade edersen bir şey söyleyeyim. Ee, bir kere ben Flu TV'ye çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten çok olumlu yorumlar da alıyorum. Ama bu arada özellikle de... Bazı yorumlarda bir konuyu şöyle tartışabilir miyiz veya şu maddeyi daha fazla tartışabilir miyiz veya şu boyutuyla tartışabilir miyiz? Gördüm hatta cevap da vermişsiniz. E, evet bazılarına veriyorum da ama ve lakin böyle ayrıntılı bir tartışma gerektiren yönleri lütfen sana da bildirirlerse bir sonraki konuşmada onları da dikkate alırız. Çünkü hukuk şöyle bir şey. Herkesin bir... Dünya görüşü var, bir bakışı var. Dolayısıyla hukuksal formları da açıklarken mecburen o dünya görüşünü yansıtıyorsun. E bu bakımdan bunlar tek taraflı değildir mutlaka. Ben kendi versiyonumu anlatıyorum. Daha böyle genele yakın anlatıyorum. Özel görüşümü açıklamadan ama farklı boyutları da vardır. Örneğin özgürlükler konusunda. Marksiz ne der? Hayır, köprü altında yatma özgürlüğü herkese verilmez. Yani adamın parası yoksa mecburen köprü altında yatıyordur. Dolayısıyla bu özgürlük addedilemez diye doğru bir şey vardır. Özgürleştirme formülü vardır mesela. Onu konuşuruz. Şimdi gelelim kanun önünde eşitliğe. Bu bence de bir hukuk devletinin hatta bir demokrasinin en önemli unsurlarından bir tanesi. Bu böyle kolay kolay gelmemiş kanun önünde eşitlik. Şöyle bir şey var. Atina demokrasisinde de tabii ki Atina demokrasisi bugün baktığımızda bir demokrasi değil. Köleler var diyoruz. Bugün de onlar görse bu nasıl demokrasidir derler diyoruz. Ama izonomi, izegori ve izotimi. Üç tane temel ilke. İzonomi, kanun önünde eşitlik. İnsanların eşit olarak özgürce fikirlerini söyleyebilme. Eşit bir şekilde İzonomi. Bu kanun önünde eşitlik demek günümüzde. Ve bu en önemli unsurlarından biridir bir demokrasi. Çünkü eğer demokrasi değilse ya da ülkende servet nedeniyle, dil nedeniyle, ırk nedeniyle, renk nedeniyle, cinsiyet nedeniyle, inancın nedeniyle, dinin nedeniyle, mezhebin nedeniyle farklılıklara tabi tutuluyorsan, ayrımcılığa uğruyorsan bu ülke demokratik değil demektir. Bu ta eski Yunan'dan beri demokrasinin ilk ortaya çıkış biçiminden beri demokrasinin en önemli ilkelerinden biri olmuş. Ama her ülkede de bunun gündeme gelmesi ancak örneğin 1789 ihtilaliyle hatta o bile yeterli değil 1848 ihtilaliyle oluşmuş bir şey. O bakımdan çok önemli anayasanın ilkelerinden biri ama özellikle ikinci fıkrası var. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama Geçmesini sağlamakla yükümlüdür diyor ve sonra devam ediyor. Hiçbir Bu 2004'te olmuş. Evet aynen hiçbir kişiye aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Diyor. ve devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar diyor. Şimdi burası çok önemli, çok basit bir şey söyleyeyim bu kanda Efendim ne güzel anayasamızda bu ilke var işte biz kanun önünde eşit davranıyoruz. Şimdi kimse yanlış anlamasın ama şunu söyleyeyim. Mesela son dönemde bir takım şeyler görüyoruz. Ayrımcılık yapılmaması demek yani kimseyi atma, bir tarafa itme, onu ötekileştirme demek. Bu her şeyinden dolayı olabilir. Örneğin cinsel yönelimi itibarıyla da olabilir. Şimdi biz de son dönemlerde belirli günleri LGBT'nin toplantılarını valilik yasaklıyor. Bu anayasaya aykırı. Anayasaya aykırı. Sizinle bu programda en çok kullandığımız cümle bu olabilir. Anayasaya aykırı evet. Aykırı açıkça. Yani bunu şöyle değerlendiremezsiniz. Efendim kötü örnek oluyorlar. Yok böyle bir şey yazıyor anayasada. Aynı şeyi şunun için kullanmıştık. 2012'de anayasayı yaparken işte oradadır tutanaklar. Buraya cinsel yönelimi de ekleyelim dediler. Tamam doğru koyalım. Fakat bazı arkadaşlar buna itiraz etti dediler ki kızlar evlenirse ya da erkekler birbirleri evlenirse ya bu evlensinler maddesi değil ki o da olabilir ya olabilir de evlensinler maddesi değil düşün getirdiğimiz noktaya bak ne diyoruz burada ayrım yapma yani toplantı yapacağız Hayır sen yapamazsın deme ev tutacağı zaman Hayır sana vermiyorum deme daha biz bunu içselleştiremedik ama Türkiye'de bu içselleştirilmek zorundadır artık demokratik bir toplum İkincisi şu kadınlarla erkekler eşit haklı. that aside Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü. Bu niye 2004'te eklenmiş bayağı geç aslında? Geç eklendi. Biz daima şöyle bir şey düşündük. Maddenin ilk şekli yeterlidir ve kadınlarla erkekler eşit haklara sahiptir. Aslında evet ilkinde söylüyor. Evet söylüyor ama şu var. Dünyanın çağdaş modern dediğimiz birçok ülkesinde dahi kadın erkek eşitliği belirli yönleriyle uygulamaya geçtiği ülkelerde dahi siyasal anda geçmemiştir. O yüzden onlar da anayasa larına bu eşitliğin siyasal alana da yansıyabilmesi amacıyla değişiklikler yaptılar. Fransa yaptı, İspanya yaptı. Neden yaptılar? Bu bu alana yansısın diye. Biz de bunu 2004 yılında yaptık. Yaptık ama gene yansıdığını düşünmüyorum. Hiçbir alanda hele hele son dönemlerde işte bildiğimiz siyasal kaygılarla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak kadınlara karşı şiddetin önlenmesi yasasını ortadan kaldıracağız söylemleri arasında bu madde de işlevsiz bir hale doğru gidebiliyor. Oysa Türkiye eğer demokratik bir hukuk devleti olmak istiyorsa mutlaka ve mutlaka çok önceden benimsediği bu kanun önünde eşitlik ilkesini bozacak değil tam tersine bugün günümüzdeki koşullara uyarlı bir hale getirmek, yaklaştırmak durumundadır. Ve bunu çok önemsiyorum. O bakımdan bu önemli bir maddedir. Önemli değişiklikler yaptık ama maalesef ve maalesef özellikle siyasal alanda ve şimdi de özellikle şiddet alanında bayağı ciddi bir uçuruma doğru sürüklenmeye başladığımızı zannediyorum en azından ben böyle zannediyorum. Diyanet İşleri Başkanı birkaç yıl önce bir açıklama yaptı. Dinsizler ya da İslam'a inanmayanların makbul olmadığına ilişkin tam şeyi bulamadım cüm kelime kelime. Bu aslında anayasal suç değil mi? Tabii tabii. Bakın bu çok önemli bir şey. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın için var. Dini insanlar çarpıtmasın. Dinin bir takım de değerlerini insanlar anlatabilsin. Ve hocaları maaşını versin diye. Şimdi ama bizim anayasamızda da bunun layıklık ilkesi doğrultusunda ve bütün dini görüşleri de benimseyecek şekilde yapılması gerektiğini özellik Söylerken maalesef bizde Diyanet İşleri Başkanlığı hukuksal alanda da bir takım fetvalar. açıklamalar, fetvalar vermeye başladı. Oysa bizim hukukumuz layık bir hukuk. Kimse bunu çarpıtmaya çalışmasın. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeri tartışılabilir, olması tartışılabilir, olmaması tartışılabilir ama hiç tartışılmayan bir nokta vardır. Diyanet İşleri Başkanları'nın da bazılarını anladığın tam tersine Türkiye layık bir ülkedir. Bu şu demektir yani. Hukuku dini kurallara bağlı değildir. Bir tek dinin toplumun büyük çoğunluğu da o da olsa dininin kurallarıyla yönetilen bir toplum değildir. Bunu diyanetin anlaması lazım. Bize göre böyledir demek Diyanetin görevi de değil. Dolayısıyla hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Kimse ben şu kadar kişinin veya ben şu iktidar tarafından göreve getirdim ya da bu iktidar benden bunu istiyor diyerek anayasaya aykırı bir şey söyleyemez. Yani şöyle yapamazsın. Ben seni beğenmiyorum. Sen yürüyüş yapamazsın. Sen görünür olamazsın. Sen evinden dışarı çıkamazsın. Bunu söylediğin anda bu eşitlik maddesinin burada bir anlamı kalmıyor. İşte Türkiye'de yavaş yavaş bu boyutun görünür olmaya başladığını görüyorum. Mesela çocukların, gençlerin inanılır gibi değil, festivalleri ciddi miktarda Yasaklan. festivalleri yasaklandı. Hatta Eskişehir'deki çok barizdir. Eskişehir'dekini hayır dedi ilk önce valilik. Yapalım dedi. Sonra bayağı 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi toplandılar ve bu ahlaksızlığa izin veremezsiniz dediler ve vali yasakladı. Şimdi bu anayasanın bu hükmüne tamamen aykırı. Ha bu şu demek değil, festivalde her yerde olabilir, burada toplandığımızda da olabilir, şurada karşı karşıya geldiğimizde bir şey olur, camları kırılır bir şey, polis tabii ki gelir engel olur. Festivalde de böyledir veya karşıt gruplar karşı çıkabilir. Devletin görevi o karşıt grupların oraya karşı çıkmasını durmasını engellemek, festivali düzenleyenlerin de kamu düzenini açıklamak açık şekilde ihlal etmesini engellemektir. Ama bizde maalesef anayasaya aykırılık daha vakayı adiye yani olağan bir durum haline dönüşmeye başladı. Burada yine her zaman sorduğum soruyu soracağım. Bunun anayasaya aykırı olup olmadığını kim kovalayacak? Yani mesela Diyanet İşleri Başkanı anayasaya aykırı bir söz etti diyelim ki. Kim onu kovalayacak? Şöyle söyleyeyim. Buna karşı ancak ceza kanunu. Yani mahkemelere başvuracaksın. Ama e, mesela valilik bu yönde bir karar oluşturduğunda bunu mahkemeye götürüyorsunuz. İdare mahkemelerine veya danıştaya götürüyorsunuz. Eğer faraza hükümet böyle bir karar alır, cumhurbaşkanlığı veya alırsa onu anayasa mahkemesine götürebiliyorsunuz. Böyle bir yasa çıkarsa onu anayasa mahkemesine Ama birey olarak biri yaptığında bunu ancak ve ancak hukuk önüne götüreceksiniz. Ha bunların bazıları yapıldı fakat yasal iktidardan kaynaklanan bir şeydir herhalde. Bugüne kadar çok başarılı olmadı. Tekrar söylüyorum bakın sakın kimse şunu değerlendirmesin. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir görevi var. Bu görevi laiklik ilkesi ve farklı dinlerin, mezheplerin varlığı üzerinde üzerinde sürdürmek zorunda. Bütün kararlarını, işlemlerini ve uygulamalarını bu boyutlarda almak zorunda. Bir dini kuralın ne anlama geldiğini, nasıl uygulanacağını, bir dini ibadetin nasıl yapılabileceği konusunda gerekli şeyleri söyleyebilir. Ama Türkiye'nin hukuku ne özel hukuku ne kamu hukuku dini kurallara bağlı değildir bu anayasada açık. O yüzden Diyanet bu konularda yaparsa görevi kötüye kullanmış olur. Şu cümlede dikkat çekici. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz diyor ve tanınıyor. <laughs> <laughs> e, şimdi e, yani evet tanınamaz işte. <laughs> yani, yani sizle yaptığınız programlar boyunca şunu anladık ki anayasa delik deşik olmuş aslında. Evet bakın neden Türkiye'de maalesef belli bir dönemden beri uygulamalarla eskiden 3-4 alandayken şimdi ciddi ciddi bu anayasayı gerçek bir anayasanın yerine bir görüntü anayasa, fasat anayasa yani sahte fake anayasa haline dönüştürebilecek uygulamalar çoğalmaya başladı. Bu ...bu ayırımı yapmak istemiyorum. Çünkü insanların kafasını karıştırır. E i̇şte anayasa vardı yoktu ama... ...ciddi anlamda baktığın zaman... ...bir sürü maddenin çiğnendiğini görüyorsun. Yargı konusunda çiğnendiğini görüyorsun. Eşitlik konusunda çok açık çiğnendiğini görüyorsun. İşte Diyanet'te çiğnendiğini görüyorsun. Temel hak ve özgürlüklerde çiğnendiğini görüyorsun. Yargının bağımsızlığında çiğnendiğini görüyorsun. Bunları söylemekte gerekli. Bunların bir bölümü dediğim gibi... ...Türkiye'deki uygulamalardan kaynaklanıyor. Bu uygulamaların mutlaka değiştirilmesi gerektiğinden ve sorumlusu varsa anayasaya aykırılık boyutunda mutlaka soruşturulmaları gereğinden söylüyor. Peki daha genel bir soru soracağım. Bir anayasa veya bir devlet bazı şeyleri yasaklayabilir mi? Yani mesela işte cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç dedik ama şimdi felsefi inanç mesela muğlak bir şey. 90'lardan sonra mesela terör diye bir şey hayatımıza girdi. Yani bazı şeyleri terör olarak adlandırınca onları bir çuvala koyuyorsunuz ve aslında o çuvala istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz sonra. Dolayısıyla mesela bazı felsefi düşünceler de terörün sınırına kadar gelebilir. Mesela atıyorum anarşistlik. Bu bir felsefi duruş. Ama bir yandan da devleti yıkmak istiyor. Dolayısıyla herkese eşit davranabilir mi gerçekten? Çok güzel bir noktaya getirdi. Bu da anayasa hukukunun hele hele Türkiye gibi ülkelerde önemli noktalarından bir tanesi. Bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Eğer bir ülkenin anayasasında ben demokratik bir hukuk devletiyim diyorsa şimdi söyleyeceğim ilkeyi kabul etmek lazım. Özgürlüklerin tanınması için o ülkede özellikle yazılmasına gerek yoktur bir kere. Bunu kabul edeceğiz. Aa, bu ilginç bir bilgi. Evet. Yazılması gerekli değildir özgürlüğü tanımak için. Efendim bizim anayasamızda yok, düşünce özgürlüğünü kullanamazsın. Eşitlik ilkesini kullanamazsın. Bizim anayasamızda yok, şunu yapamazsın. Hayır, insanlar insan olarak doğduğundan itibaren bütün hak ve özgürlüklere sahiptirler. Devlet bunu tanımasa da sahiptirler. Devlet bunu engellese de sahiptirler. Ama devlet bunu engellediğinde demokratik olmayan, baskıcı, otoriter, totaliter devletleriz. Tanıdığında da normal demokratik devlet tanıyor. Zaten tanıması gerekli deriz ama bir özgürlüğü ikinci boyutu sınırlamak istiyorsan mut ...mutlaka ve mutlaka nasıl sınırlayacağını... ...ve nereye kadar sınırlayacağını yazmak zorundasın. Şimdi bu birinci ilke. Hiç. Şimdi dediniz ya işte e, siyasi felsefi düşünceyi ben e, sınırlayabilirim. Çok doğru. Bir kere bu birinci ilkeyi mutlaka oturtmamız lazım. Bunu hukuk fakültesinde, birinci sınıfta bütün öğrencilere de anlatıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, faraza okuldaki yemekleri beğenmedim... ...veya devletin bir şeyini beğenmedim. Çıkacaksın, ya yani gösteri yapacaksın, yürüyeceksin. Şimdi seni alıp hakimin Çıkartsalar, nasıl yürürsün sen? Böyle bir hakkın mı var senin? Nereden çıktı? Nerede yazıyor? Göster dediğinde o hakim yanılıyor demektir. Çünkü insan olarak doğduğun için haklara sahip olman gerekli. Devlet bunu ancak belirli nedenlerle sınırlayabilir. Hiç kimseyi dini, dili, ırkı, etnik kökeni nedeniyle sınırlayamaz kendiliğinden. Ama şunun için sınırlayabilir tabii. Örneğin senin dininin olmaz ama bir gereği var. insan kurban edeceksin. Felsefi düşünceni sınırlayamaz. Ama felsefi düşüncenin tamamında ya ben otoritenin hiçbir tanesini tanımıyorum. Dolayısıyla bana bir yerde dur dense de ben durmayacağım. İstediğimi yapacağım dediğinde işte o kamu düzeninin bozulmasını engellemek için devlet sınırlar koyabilir. Bunu açık açık yazacak. Mesela bir felsefi düşüncede sınır ne olabilir? İstediğini söyleyebiliriz. Örneğin demin söyledi. Ben fikri olarak anarşizme yakınım dedi biri. Ve ben otoriteye inanmıyorum. Dedi otoritenin insanları her şekilde sınırlayıcı olduğuna inanıyorum dedi ve o yüzden de ben otoritenin yokluğuna inanıyorum dedi. Bundan dolayı insanı sınırlayamaz. Yani ama bir suç şu çok ortada. Yok ama şu buna inandığım için de ben şimdi otoriteyi temsil eden kişileri Lafın gelisiyorum, öldürmeye başlayacağım veya vergimi ödemeyeceğim veya vergimi ödemeyeceğim dediğinde hayır ödeyeceksin çünkü kamu düzeni buna bağlı, bu sistem içinde yaşıyorsun, o yüzden kabul edeceksin ama sınırları dediğim gibi anayasada yazar. E tamam vergisini ödedim, şimdi biraz daha sınırlayayım, alanı daraltayım biraz daha dediğinde anayasa çok açıkça yazar. Der ki demokratik bir toplum düzeninde ölçülü ve hakkın özüne dokunmadan sınırlayabilirsin der. Hem ölçülü olacak hem demokratik bir toplumda gerekli olacak, yapılabilir olacak ve aynı zamanda da özüne dokunmayacak. Ama düzenlenmemiş sınırlayayım. Mümkün değil. Hakkım var ama sonuna kadar da eylemler vasıtasıyla da bunu kullanayım. Peki başkalarına zarar verdim mi? Verdim ama benim e, felsefi düşüncem bu. Hayır veremez. Peki parti kurabilir mi? Ben anarşist parti kuracağım. Bence kurması lazım. Net değil o galiba. E, hayır net. Bence dememin nedeni Türkiye'de bu işler eskiden mesela bakın programında yazması dahi kapatma nedeniydi. Ama velakin odak olma E odak olma. Bunu eylemleriyle ve uygulamaya geçirdiğini göreceğiz. Şiddeti, terörü övecek şimdi oraya gelelim. Bunları övecek ve çoğunu o zaman parti kapatma etkisi vermiş. Ha, bunu değiştirirsin, parti kapatılmaz ama kişiler cezalandırılabilir dersin. Ayrı farklı formülleri vardır. Ama gördün mü? Bu parti kurmaya yasak değil. Ben bu fikirleri benimse. Faraza ben Türkiye'nin padişah tarafından yönetilmesini istiyorum. Biz böyle bir şey istiyoruz. Ama herhangi bir terör eylemim yok, şiddetim yok. Ben bunu savunuyorum. Ama bu şu demek değil midir? O parti iktidara gelse yapacak onu. Evet o parti iktidara gelse eğer bu sultanlığı getirirse o zaman dersin ki hayır kamu düzenini sen şiddet yoluyla bozamazsın dersin. Çok geç olabilir ama evet. Evet <laughs> geç olabilir ama işte Bakın daha önce de söyledik militan demokrasiyle yani mücadeleci demokrasiyle serbest demokrasi arasındaki fark burada. Bu önemli bir ayırım bence. Şunu unutma Türkiye'de haklar insanın doğuşu itibariyle insan olmak sıfatıyla sahip olduğu şeylerdir. Bir devlet bunları tanımasa da bunlar vardır. Devlet bunları ancak ancak belirli nedenlerle, kamu düzeni gibi, başkanın hak ve özgürlükleri gibi nedenlerle sınırlayabilir. Ve bu sınırladığında da ancak ölçülü olmak durumundadır. Yani istediği amaçla kullandığı araç arasında denge. bir ölçü denge olmalıdır, orantılılık olmalıdır. Demokratik bir toplum düzeni için gerekli. ...gerekli olmalıdır ve özüne kesinlikle hakkın dokunmamalıdır. 11. madde evet. Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. E bu da anayasanın üstünlüğünü belirleyen bir şey. Ne diyorduk biz? Bir anayasal sistem var bir ülkede diyorduk. anayasa bunun en üstünde duruyor. Bu anayasal sistem bir şema olarak baktığınızda bir tarafta Toplumu bir tarafta o devlet dediğimiz organizmayı içeriyor ve bunu çerçeveli altına alan kurala da anayasa diyoruz biz belgeye de. İşte bu anayasa hükümleri bütün bu işleyişin en temelinde olmalı ki ve hiçbir işlem ne toplumun bireylerinde ne devletin kurumlarında, bütün organizmalarında bu çerçevenin dışına çıkamaz. Anayasal devletin temel özelliği budur ya da hukuk devletinin temel özelliği budur. En üstte bir kurum olduğu için veya kural olduğu için diğer kurallar da kademeli olarak bu anayasaya bağlı. Olsun. Burada şeyi soracağım. Geriye doğru işleme konusu hukukta hep ilgimi çekiyor. Yani anayasaya aykırı bir şey yapıldı bana diyelim ki. Yıllar geçti. Sonradan hakkımı arayabiliyor muyum? Maalesef bazı konularda hak düşürücü süreler koymuş. 10 yıl galiba. 10 yıl koymuş, işte 5 yıl koymuş, 1 yıl koymuş. Bu da neden? Artık hukuk güvenliği bir süre sonra devam etsin diye. De devlete içinde koymuş. Yani şu kadar sürede dava açmak zorundasın demiş. Şu kadar süre içerisinde bitirmek zorundasın demiş. Ki bunlar hakikaten hakkını arayabilesin diye süreler. Ama burada bazı yanlışlıklar yapıldığını da söyleyebilirim. Örneğin kanunların geriye yürümemesi veya mahkeme kararlarının geriye yürümemesi çok temel bir ilkedir. Yani bir tarihte diyelim ki 20 Nisan'da bir kanun çıkartıldı. Artık kanun yeni bir durum getirdi. Dolayısıyla 20 Nisan'dan önceki olaylara ilke olarak uygulanmaması lazım. Ancak hala devam eden sonuçları varsa onları ortadan kaldırabilir. Ama ilke olarak önceye yürümemesi lazım. Bu ilke Türkiye'de bazı alanlarda üzerinde çok yani durmayacağım ama tartışmalı hale gelebilecek bir takım kararları gördük. Babama oldu hocam. Süper emekli olmuştu. 86'da Turgut Özal öyle bir şey çıkardı. Süper evet bilmez için. miyim? Babam bayağı bir toplu para verip oldu. 6 ay sonra ya da 8 ay sonra Anayasa Mahkemesi iptal etti. Kestiler maaşını. Bak düşün. <laughs> düşün mesela. Ya yani geriye yürüttüler <laughs> orada da. 78 bin kişi aynı durumdaydı. Mesela geriye yürüttüler. Evet, orada. ama nasıl oldu o Nasıl olmaması lazım. Yani tam tersine adamın hakkını da şimdi efem diyor bu hakkı siz kullanamazsınız. E kanunu iptal etti diyorsun. Olmaz efem siz kullanamazsınız diyor. Öbürü kazanılmış bir hak var. Evet. Kanun çünkü bizde şöyle bir şey var. Fransa'dan falan farklı bizde. Bir kanun yürürlüğe girer. Girdiği gün artık o yürürlüktedir. Anayasa Mahkemesi iptal edinceye kadar yürürlüktedir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi iptal etti tarihten sonra uygulanması gerekli. Ha, ondan sonra insanları yapamazsın. Ama bunun arada kazanmış hakkı var. Bayağı çatır çatır aldılar hocam. Ya Bir de adamcağız hayatı boyunca yüksek prim ödemişti. Şimdi maaşı çok düşük. Yani cezalandırıldı. Düşün cezalandırıldı. <laughs> ama şöyle söyleyeyim. Benim valide hanım da filan da o zamanlar emekli olmuştu. Süper emekli. Şeyleri çok yüksek ödedi. Noterdi. Çok yüksek ödedi. Sonra öyle bir şey yaptılar ki tamamıyla kesmeden ama şöyle bir şey yaptılar. Dondurdular. Dondurdular. <laughs> Dondurdular. Ve bir, bir iki sene içinde belki bir sene içinde öbürlerinden daha az maaş <laughs> alır hale geldi. İşte maalesef tabii bunu söylemek bir Hukuki açısından kötü ama bazı durumlarda ya burası Türkiye maalesef diyoruz. İnşallah hukukçuların veya biz herkesin hiç bunu söylemediği bir duruma dönüşmemiz gerekli. İkinci kısma geçiyorum o zaman. Evet efendim. Temel haklar ve ödevler. Birinci bölüm genel hükümler. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği. Madde 12. Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. Çok ne olduğu belli değil bunun. Nedir bu hocam? Aynen. Şimdi önemli olan şu 12. maddenin birinci fıkrası çok önemli. demin söyledim ya liberal devlet veya demokratik devlet anlayışının temelinde şu yatar herkes birey olarak insan olarak doğduğu andan itibaren kişiliğine bağlı vazgeçilmez devredilmez dokunulmaz haklara sahiptir devletin demin de söyledim bunu tanıması iktidarın ya da işte kralın padişahın veya cumhurbaşkanının veya meclisin tanımasına bağlı olmayan ben insanım bu haklarım var Ve devlet olarak kurduğumuz şeyin de amacı da budur zaten. Bu peki insan hakları beyannamesine mi gönderme yapıyor aslında yoksa? Tabii 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 ama esasında şuna John Locke siyasal liberalizmin fikir babasıdır diyoruz. Neden? Çünkü John Locke daha önceden de var olan bu fikri inanılmaz sistematikleştirmiş. Diyor ki insanlar insan olarak bütün haklara sahip olarak yaşıyorlar ama bir dönemde hakları çatıştığında sıkıntılar oluyordu. Cezalandırma hakkı sıkıntı yaratıyordu. Çok basit olarak anlatıyorum. O yüzden diyor oturdular ve bir sözleşmeyle devleti kurdular. Demek ki devlet neymiş? Bizlerin kurduğu bir aygıtmış. Ne için? Haklarımız korunsun diye. Dikkat edin John Locke. Ondan sonra bu liberalizmin o yüzden siyasal liberalizmin diyorum fikir babası olarak çıktı. O zaman iki ilke çağdaş demokratik devletlerin temelini oluşturdu. Bunlardan bir tanesi şuydu. Bu devleti ben kurdum. Devlet beni kurmadı. Ben devleti kurdum. Neyle? irademle. İşte bugün anayasa diyoruz o sözleşmeye. İki benim haklarım devletten önce vardı. Ben koruyayım diye bunları getirdim. O yüzden bu birinci fıkrası devletin ...demokratik, liberal bir hukuk devleti olduğunu gösteren ilkedir. Ama ikinci ilke bizde daha çok bu özgürlükleri sınırlamak için de kullanılmıştır. Yani bana bak veriyoruz ama senin de ailene ve topluma karşı ödevlerin var ha diye. Ama onların ne olduğu çok belli değil. De, yani. Belli değil işte o yüzden. Tabii ki var. E dediğim gibi şimdi ben düşünce özgürlüğüne sahibim ama düşünce özgürlüğü şu demek değil tabii ki. Ben var ya senin diyemem. Veya bunları öldürmek lazım. Bunu söyleyemem. Söylememen gerekir. Dolayısıyla bu maddede tabii ki benim de o özgürlüklerim, bir takım sorumluluklar ve ödevler de ihtiva ediyor. Kime karşı? Beraber yaşıyoruz. Toplumu ya anladım da ailesine niye karışmış? Yani İşte o... böyle bir genelleme topluma, ailesine işte bu hani yardım şeyi var ya çocuklarında anne babaya yaşlı yardım şeyi bunların hepsini buraya bir şey halinde getirmiş, ihtiva eder. Bu ama eşyanın tabiatında var zaten. Evet. Dediğim gibi Zaten bunları ayrı ayrı maddelerde yazabilir ama burada böyle yazınca bazı anayasalarda da böyledir. Ha bak özgürlüklerle yalnız değil ha. Efendi ol. Efendi <laughs> evet bak yeni icat çıkarma. <laughs> Bu kötü bir Türkçe ya yani temel hak ve hürriyetler kişinin toplumu ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. Yani herkese aslında. Başka kimse kalmadı çünkü. Kal kalmadı kalmadı, <laughs> kalmadı. kalmadı. Topluma, ailesine ve diğer kişilere ilginç olmuş. Yani dediğim gibi devlete diyor ki bak yazdık ama merak etme yani. Ödevler. Ee, ödevler de verdik. İkinci fıkra temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması. Hah. Madde 13. Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu demin bahsettiğiniz. Aynen. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna demokratik toplum düzeninin ve layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Evet. Bu madde de değişti. 2001 yılında değişti. Ben daha önce de bir vesile söyledim. 82 Anayasası iki defa 1995 ve 2001 yıllarında önemli boyutta değiştirildi. 95'te bir iç dinamik olarak geldi bu. Yani o zaman da söyledim. Yeni bir hükümet kurulmuştu. Doğru Yol Partisi'nden ve SHP'den oluşan. Hatta söyledim. Mümtaz Soysal vardı. Coşkun Kırca vardı. Tabii ki sadece onlar değil. 2001'de de Avrupa Birliği'ne Üye olmak hedefiyle hatırlıyorsunuz 1999'da evet. adaylık çıkmıştı. Böyle bir değişiklik yapıldı. Bunlar bana göre önemli değişikliklerdir. Yani Türkiye'de parlamentonun yaptığı önemli değişiklik Oysa biz o güne kadar maalesef 61 anayasası harika bir anayasayken 71 ve 73 yılında yaptığımız inanılmaz değişikliklerle o anayasayı içinden çıkılmaz bir hale getirmiştik. Sonra 82'yi yaptık daha da kötüydü. Sonra 2017'yi yaptık bence o da kötü bir değişiklikti. Ama arada 95 ve 2001 iyi değişikliklerdi. Bunu biraz daha genişletti bu maddeyi şimdiki yazılışına getirdi. Bu söylediğim gibi devlete bir çerçeve çiziyor. Yukarıda diyor ki 12. maddede herkes kişiye bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez haklara sahiptir. Yani devlete diyor ki bak bu hakları sen yaratmadın. Diyor. Peki ben bunları sınırlayabilirim mi? De Evet sınırlayabilirsin diyor. Ama belirli şeyler koyuyor. Bir, özüne dokunmayacaksın. Peki öz ne demek? Anayasa Mahkemesi bunu koydu. Bence biraz dar ama anlattı. Dedi ki, öze dokunmak demek şu demektir. Kullanılmasını son derece zorlaştıran ya da kullanılmasını olanaksız hale getiren düzenlemeler hakkın özüne dokunuyordur demektir. Şimdi bence kullanılmasını son derece zorlaştıran ya da kullanılamaz hale getiren biraz geniş bir sınırlama. Onu biraz daha dar. O günün koşullarında bunu söyledi ama özüne dokunmaksızın da anlıyoruz. Hakaret etme. Sövme, aşağılama, sizin öldürülmeniz lazım deme. Dediğin yere zaman dikkat et ama mesela, söylediğini beğenmedi. Bundan bizim hükümetimiz çok alınıyor. Bu kadar da getirme. Özüne yani söylemekten yoksun bırakma. Bugün bazı olaylara baktığında görüyorsun ki ne özü ya? Özmüz kalmamış. Mesela Cumhurbaşkanı'nın hakaret e, konusu. Mesela siyasi olmak için bazı şeyleri çok söylemiyoruz. Çünkü hukuk konuşuyoruz ama mesela bir örnek geldi. 128 milyar dolar nerede diyene savcılar Cumhurbaşkanı hakaretler soruşturma açtı. Bu inanılır gibi değil. <laughs> Ama anayasada da öyle bir madde var değil mi? Daha gelmedik oraya mı? <laughs> Hayır. Böyle bir 128 milyar <laughs> dolar nerededen yok. Ama yani Cumhurbaşkanı... tabii göreceğiz oraya geldiğimizde. Sınırlama var mı yok mu falan diye. Ama yani dediğim gibi cumhurbaşkanına yönelik her türlü eleştirinin de sınırlama sebebi sayıldığı bir hukuk düzeni prensip olarak bilmiyorduk biz hukukçular. Ama şimdi öğrenmiş olduk <laughs> bazı e, yargı savcılarımızdan. Şimdi özlerine dokunulmaksız. Yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle diyor. İki yani. Meşru sınırlama sebepleri diyoruz buna. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de var. Kanunla sınırlanabilir. Üçüncüsü. Bakın. Yazacaksın. Üç yani. tane. kanunla yazacaksın. Öngörülebilir, ulaşılabilir olacak. Yani bileceksin sen. Ben bir şey söylediğimde bu suç olur mu? Olmaz mı diye en azından öngörebileceksin. Peki şimdi bu çok önemli bir nokta. Mesela ben çıktım. 128 milyar nerede dedim. E bu dava tuttu Bravo. mu? Bravo. Hayır tutma, tutmaz da ama Adamı 3-5 gün attın ya 10 gün 15 gün aldın ya bu tamamıyla anayasaya aykırı. Tamamıyla anayasaya aykırı. Yani bir insanı 128 milyar dolar nerede diye işte geçen gün bir tanesini? çok güzel bir etiket, şeyler etiket, ya, etiket etiket ya. etiketlerden ya bayağı ciddi ciddi gözaltına aldılar. Ama Şimdi, bıraktılar sonra. Bıraktılar ama insaf. Bir de atsalar. Peki hocam bir şey merak ediyorum. Bırakmama noktası ne zaman gelir? İnşallah gelmez. <laughs> yani aslında hala hukuka riayet ediliyor demek ki öyle mi? Şöyle söyleyeyim. Böyle görmemek lazım. Bakın bunu bir hukukçu olarak söyleyeceğim. Eğer bir yani devlet işleyişi yani faraza hakikaten bugün totaliter rejimlerde bazı Afrika'nın ülkelerinde tiranlar, despotlar varsa onların aman iyi kurtuldum. Hiç olmazsa işkence görmedim. Veya aman 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 iyi ki kurtuldum ya iki senede kurtuldum iyiyim iyiyim. Yani millet 20 sene yatıyor filan dediği ülkelerde biz neyse gene sonunda bir yerde hukuk işliyor diyebiliriz. Onlar da diyordur muhakkak kendilerine. Aman abi işkencesi yırttım diyordur. Gene işliyor bir şeyler bak. Bir sevenler var. Diyordu. Bence çok net söylüyorum. Bunu söylediği için bir insanı gözaltına almak dahi hukukun bana göre çiğnenmesi demektir. Ben de öyle düşünüyorum ama... Ha, yani bir yerde kurtuldu yok. O gün zaten hukuk dışılık başladı. Peki o prosedür nasıl işliyor? Yani o savcı mı onu başlatıyor? E bir şikayet oluyor. Savcı çok alınıyor, çok üzülüyor. E bana. savcı bilmiyor mu onu tutmayacağını? İşte sorun bu zaten. Yargı bağımsızlığı falan dediğimiz veya işte hukuk kurallarının Türkiye'nin sorununa dediğimiz bu savcının bunu yapamaması gerekir kimsenin ona bu yönde baskı yapmaması, baskı yapılabilecek bir ortamda atanmaması ve çalışmaması gerekir. Peki bir şey soracağım. Mesela şimdi Trump'a dava açıldı ya. Evet. Savcının konuşmasını seyrettim. Bayağı ilgimi çekti o olay. Amerika'da ilk defa oluyor bu. Bayağı ağır konuştu. Evet. Ama Trump da diyor ki mesela bu siyasi bir davadır diyor. Şimdi gerçekten de baktığında aradan yıllar geçmiş, başkanlıktan inmiş, yeniden bir aday olma durumu var falan filan. Yani politik gibi. Şunu merak ediyorum. Savcının elini tutan bir şey var mı? Yani bir savcı istediği her şeyi yapabilir mi? A şöyle yapabilir. Hep söyleriz ya savcının birinci görevi maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasıdır. Yani hukuk dışı olduğu bir olayın haberini alıyor, kendisine bildiriliyor ya da bir yerden görüyor, kendisine hukuk dışı geliyor. Bunu soruşturacağım diyor. Bu konuda bir sınırlama yok. Hayır yok. Sadece maddi gerçeğin uygulaması ama benim söylediğim şey de şu: Bir savcı soruşturabilir tabii, çağırabilir ama ben buna gözümle gördüm. Bir televizyonda Metin Akpınar ve Müjdat Gezen konuşmaya katılıyorlar ve Müjdat Gezen diyor ki işte siz kimsiniz? filan falan deyince bir siyasetçi o da diyor ki ya ben yıllardır burada otururum, sen bana bunu nasıl söylersin? Esas e, siz kimsiniz diyor. Ben o gün siyasileri gördüm, o gün pazardı ya da cumartesiydi. Hesabını sormaz mıyız senden dedi. Ertesi sabah 6'da bir savcı çok alındı ve bu sözü söyledi diye gözaltına alındı. Ben o gün gittim o duruşma salonundaydım. İkisi de alındılar. Evet. İkisi de alındı. Ve gözaltına alındı ve gerçekten söylüyorum savcı terörle mücadele savcısı ve tutuklanmaları isteğiyle başvurdu... Bakın burada ben kimseyi eleştirmek üzere bir hukuksal süreci anlatmaya çalışıyorum. Mahkeme de şöyle dedi bu ne ya bunun için tutuklanır mı adam demedi. Sizi dedi tanınır olduğunuz için yurt dışına çıkmadan adli tedbirle sizi bırakıyorum dedi. Yani esasla tutuklanmayı gerektiren bir suç işlemişsiniz ama işte tanınan yeri yurdu olan bir insansınız. Şimdi burayı neden anlattım bu kadar Savcı soruşturma açabilir. Her iş doğru demek değil. Süheyl Batum'la İlker Canikligil buraya geldiler. Lafın geli söylüyorum. Ve televizyon programı yapmadılar. Başka bir şey. Yasa dışı işler yapıyorlar dedi. Savcıya gitti bir iki yerde. Aa Süheyl Batum gelmiş mi? Gelmiş. İlker Canik değil. Orada. Arkadaşları var mı? Var. Tamam. Bir soruşturma başlattım diyebilir kendi kendine. Ama bizi gelip de böyle bir ihbar var. Sizi tutuklamak için aldım karşıma. Siz terör örgütüsünüz değil mi? Mahkemeye çıkartıp mahkemede sizi tutuklama kararı verdim. 20 gün sonra da ya şaka yapmıştık buyurun. Bu hukuka <laughs> aykırı yani orada gözaltına alması dahi söylüyorum yani. Bu inanılır gibi. Peki sorduğum şuydu. Savcıyı denetleyen kim? Ha, HSK var. Başsavcılık var. Ama burası Türkiye. Bunlar da hangisi denetlen? Hangisi denetlendi? Dikkat edin. Ya güncel olaylarla koyuyorum ama yani şunu söyleyeyim. Bir gazeteci bir televizyon programında Cumhurbaşkanı için hakaret olabileceği iddia edilen evet. şeyler söyledi. Okulu daha yeni bitirmiş, savcılık stajını yeni bitirmiş ve kendi doğduğu yere atanıp dört gün sonra bakın kanuna aykırı İstanbul'a getirilmiş bir savcı oturdu. Adını filan da hatırlamıyorum ama bunu biliyorum. Ve bir sürü suç geliştirerek gözaltına aldırdı. Tutuklanması için mahkemeye başvurdu. Ve yalan olmasın 59 gün tutuklu kaldı 2 ay. Evet. Şimdi bu bütün ölçülerin de hukukunda çiğnenmesi demek. Karşı dava açabiliyor musunuz? Açarsınız tabii. Ama Açarsınız. açmadılar galiba. Ama e, hayır mesela bu davalar da çok zordur. Bunlar da HSK'ya gider. Örneğin bir olay. Benim telefonlarım dinlenmişti. İşte FETÖ dönemi denilen dönemde. 2007'ler, 8'ler, 9'lar falan. Ya kaç sene sonra Seyfi Oktay eski Adalet Bakanı hakkında bir dava açıldı. O davanın ek dosyalarını da öğrendik. Beni dinlemişler, teknik takibi almışlar ama dava da açmamışlar. Dosyalarda duruyor mahkemede. Ben de HSK'ya başvurdum. Dedim ki bu savcı kötü yapmış. Yanlış yapmış. Silmesi lazım. Ya dava açacak bana? Dört sene saklayabilir mi? Her davada bak bu böyle bir konuşmuştu. Süheyl Batum'la da diyebilir mi? Hayır. E ne var görevini yapmış dedi HSK. Bir daha dedim insaf. Size de şey yapacağım. Yok yok bu savcı çok iyi savcıydı. Çok iyi çocuktur. Doğru yapmış dediler. Ve ben dava açmadım. Sonra bu işte 17-25 Aralık'tan sonra Fethullah Gülen'e karşı dava açıyoruz dediğinde oradan bir savcı beni aradı. Çok saygın çok efendi. Dedi efendim siz de böyle 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 zamanda itiraz etmişsiniz. İşte dava açar. Evet dedim. Yalnız bir şartla şikayetçi olurum. Sadece Fetullah Gülen için değil. O dönemde bunu gören, bilen bütün adalet bakanları, siyasetçiler içinde açıyorsanız bunu bilmemeleri mümkün değil. O zaman kabul ederim dedim. Peki efendim teşekkür ederiz. Dedi kapattı. Biraz uzadı ama temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması fıkrası var. Ah burası çok önemli. Madde 14 evet. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri burada başlıyor şimdi hocam. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbir devlet veya kişilere anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada belirtilen daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler kanunla düzenlenir. Şimdi burada bir sürü şeyi kitlemiş aslında. Aynen. Aslında bir noktada kendini de koruyor ama o araya bir şeyler de sıkıştırıyor hemen. Biraz Fazla mı? Şöyle bir şey var. Bu 82 Anayasasının bulduğu devleti koruyan bir formüldü. Hatta DGM'ler kurmuşlar tabii, değil mi? tabii. Devlet Güvenlik Mahkemeleri. Tabii tabii. Bu iktidar döneminde DGM'ler kaldırıldı. Yerine özel yetkili ağır ceza mahkemeleri kuruldu aynı şekilde. Çok uzun süre devam etti. 17-25 Aralık'tan sonra hepsi kaldırıldı. Şimdi temel hak ve özgürlükleri tekrar söylüyorum. E bir anayasada 61 Anayasasında öyleydi. Yazarsın ve koruma altına alırsın. Yazmasan da şey değildir ama güvence altına almak çok önemlidir. Güvence altına alırken de tabii ki devlet sınırlayacak, sınırlamayı yazarsın. Ama 82 Anayasası'nda buna devleti biraz daha koruyalım diye 80 öncesine düşünmek şeyiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de olan bir madde getirildi. Kötüye kullanılamaması. Şimdi bu ilke ilki olarak özgürlükler hakikaten kötüye kullanılamaz. Ya dediğim gibi yani ben düşünce özgürlüğüne sahibim deyip şiddete yönlendiremezsin, teröre yönlendiremezsin. Bu madde bence çok 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 geniş yatıldı. Halbuki anayasa hükümlerinden hiçbiri anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Daha doğru bir şeydi. O devlete de şunu söylüyordun. Bak özgürlüğü sınırlama imkanım var. Yukarıda gördüğün gibi sınırlama. Bunu hiçbir şekilde kişiler de aynı şekilde sen bunu ortadan kaldıracak veya çok geniş şekilde sınırlayacak bir faaliyette bulunma şeklinde kullanamazsın diye bir de değerlendirme yapılabilirdi. Ama bizim bu bunu. İşte devlet ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğünü, insan haklarına dayanan demokratik cumhuriyeti, laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz diyerek de kanunla düzenlenmesi gereken şeyi buraya eklemeyi düşündün. 82 Anayasası biraz daha devleti korumak için getirildiği için bence yeni bir anayasa yaparken buna gerek var mı yok mu? Bunu o günkü siyasal iktidar değerlendi. Ama bir hukukçu olarak ben bu maddeyi yanlış anlamayı ve devleti gereğinden fazla bir koruma altına almayı hedefleyen demesem de imkanlı gösteren bir madde olduğu için biraz daha sınırlanması gerektiği kadar. Neyim ya da kaldırılması. Çünkü şöyle bir sorun var. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü deyince mesela diyor ki sağ siyasetçiler LGBTİ de işte memleketimizin bütünlüğünü. Aynen mesela yani, yapabilir. E, yani yani yapabilir. geniş bir Yap, şey. Çok, çok geniş. yani Bunlar bizim kökümüzü kurutmaya çalışıyor diyor. Çok geniş. Peki hocam son olarak mesela biz burada anayasayı konuşuyoruz bazen de eleştiriyoruz. Siz tabii eleştiriyorsunuz ben hiçbir şey yapmıyorum. Tabii. <laughs> bir, sav, bir savcı şey diyebilir mi? Bunlar anayasayı değiştirmeye çalışıyor diyebilir mi? Yani dememesi gerekir. <laughs> <laughs> Ama diyebilirim. Bunu yani. söyleyeyim. Dememesi gerekir. <laughs> Ama dediğim size verdiğim yani yaşadığımız örnekler maalesef gösteriyor ki bu son dönemde inanılmaz şeyler görüyoruz. Yani etiket olayı bence de doruk noktası. Doruk noktası. Etiket olayı ve 128 milyar dolar. Evet. Peki savcılar kendi kendilerine kraldan çok kralcılık yapıyor olabilir mi? Yoksa bu bir sistematik bir şey mi? Bence değildir hiçbir savcı Türkiye'de, ben zaten açık açık onu söylüyorum. Eğer bir ülkede en tepedeki hakimden, bir ilçedeki yeni hakim olmuş kişiden tüm savcıları da içeren bir şekilde bütün tamamın özlük işleri, yükseltilmesi, terfisi, tenzilli rütbesi yani rütbenin düşürülmesi, bütün özlük işleri 13 kişinin eline verilmişse ve 13 kişiyi de bir tek kişi atıyorsa iki dudağıyla o ülkede savcıların kahraman olmasını bekleme hakkın yoktur. Ha kahraman olsa hepsi ne? Demokrasinin farkı şudur diğer sistemlerden. Demokraside insanlar kahraman olmak zorunda değildir. Bu kadar basit bir şey. Dolayısıyla ben kraldan fazla kralcı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü şöyle düşünür. Ya bunu yapamam. Yani biri gelir ve burada HSK var, başka mekanizmalar var. Benden hesabını sorar. Ben bunu yapamam. Görevi açıkça kötüye kullanamam der. Eğer yapıyorsa bilin ki sistematik bir şeydir bu. Peki o zaman mesela Trump'ınki de mi sistematik bir şey? tabi tabii. Eğer %90 yani Trump'ı gördüler. Trump'ı Amerikan halkı seviyordu, sevmiyordu ayrı mesele ama gördüler ki o normal sistemin dışında gidiyor. Bir risk. Evet bir başkan parlamentosunu bastırtmaz. Hele Amerika gibi. Allah'ım ne kadar demokratik ülkeyiz. Daha dünyada böyle demokrasi yok. Bak bizim Putin'e üstünlüğümüz ne? Herkes o kadar demokratik giderken biri çıkıyor diyor ki ve basın burayı. Bunlar karar alamıyorlar. Beni ortadan kaldırmak için yapıyorlar. Dolayısıyla biraz siyasi tarafı, siyasi var. tarafı var tabii ki. Ama demek ki en demokratik ülkede bile oluyor. Oluyor. Affedersin şey de olmuyor mu? Ya Amerika'da bakıyorsun işte zarrapı dava açtılar. Hani Amerika'da davaları şimdi bıraktılar. Gerektiği zaman getiriyorlar tekrar bak diyorlar. Ve bunu istedik, zarrap burada. Ay pardon filan diyoruz. Tekrar götürüyorlar evinde. Sonra bir gün de alıyorlar tekrar. Böyle gidiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. İktidar değişirse seçime az kaldı. Bu hakimler, savcılar hala böyle olmaya devam eder mi? Yoksa değişir mi bu durum? Bu tam 20 puanlık uzman sorusu. Beni de mahvedecek ama şunu söyleyeyim. Bence çok net söylüyorum. İnsanlar rahat olsun. Ekonomi, eğitim bunlar değişmeyebilir. Ama HSK'nın ve yargının durumu bir ayda değişir. 15 Bask, günde baskı değişir. Baskı kalkar diyorsun. Baskı kalkar. E, tekrar söylüyorum ama. Ya, normal bir düzende beraber HSK nasıl oluşmalı diye yapacağız. HSK eğer babam veya ben veya siz o HSK üyelerini tek başınıza atayan kişi olsanız. Ya 6 kişiyi doğrudan emmini de atayabiliyorsun. Kim olursa atayabiliyorsun. 7 kişiyi de partinin genel başkanısın. O vesile atıyorsun. Kim atarsa atasın o yargıda bağımsız ve tarafsız o olamaz. Olamaz. Ama yine aynı HSK üyeleri kalacak bir sırada? İşte, Ay neden kalsın? Ha, sistemi değiştireceksin. Yani normalde gelir gelmez değiştirirler mi onları? Ha, hemen değiştiremezler. Ama PSK kanunu değiştirirsiniz. Onlar da zaten kendilerine çeki düzen verirler hepsi. Çünkü o baskı korkunç bir şeydir. O baskı gerçekten siz hakim olmuşsunuz, bir yere gitmişsiniz ve bir anda bakıyorsunuz ki Örneğin düşünün Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için dava açıyorsunuz ve dava görülürken hakim değişiyor bir anda. Hakimin kendisi diyor ki ya benim daha 3 yılım var neden değiştirdiniz beni diyor. Niçin attınız beni diyor. Tenzili rütbe için belirli suçları işlemesi lazım. Hangisini işledim diyor. Hiçbir cevap vermiyor. Ona. Adam bunun üzerine kendisi diyor ki bana bu davada en ağır cezayı vermem için baskı yapıldı diyor. Ha dedi mi bunu? E dedi. En ağır cezayı vermem için ben de veremem. Böyle bir şey yok dedim. Siyasal yasak bile getir dediler ve arkadan o gönderiliyor. Yerine getirilen hakimin siyasal temsilcilerle resimleri yan yana çıkıyor beraber. Ve o kararı veriyor. Hem de şunlar dinlensin diyorlar. Hayır diyor dinlemeyeceğim. Peki savunmamızı hazırlayalım. Madem dinlemiyorsunuz savunma. Tamam diyor iki saat verdim. Öğleden sonra gelin diyor savunmak. Ve kararını veriyor nedir? Siyasi yasak ve ağır bir ceza. Yargıtay'dan döner ama herhalde. Şimdi Yargıtay'dan döner de bir hakimin bunu vermesi için sadece kraldan fazla kralcı olması yetmez. yetmez. Bir sistematik olarak bir sistemin içinde yer alıyor olması. O sistemi bir şekilde bozduğunuz takdirde o, o kararı alamaz. Almaz. Ha Bir şey şey söyleyeyim, o kaldı. E, demin bir şey sordun da, atlamış olmayayım. Bunu izleyenler çok bayağı şey olarak izliyorlar. Demin dedin ki, terör suçunu biz karar veriyoruz. Dedi. Şimdi bu çok önemli. Zamanında, işte 2012'de anayasa yapacağız diye otururken, aynı şeyi ben söylemiştim çünkü. Terör suçunda olanlar da, dokunulmazlığı kaldıralım demişler. Ben de demiştim ki, bir dakika, terör suçunu iktidar belirliyor. İktidarın yargıçları belirliyor bugün herhangi bir şeye aynen böyle de faraza Gezi Parkı'ndaki çocukları destekleyene terörist diyorsun. Mancava Gerçek işte. terör eylemi yapana mesela diğere hayır bunun terörle alakası yok diyorsun. Dolayısıyla bu terör suçunun kapsamını da sen belirliyorsun. Senin iktidarın. Dolayısıyla bu geniş bir kavram. Peki normalde geniş mi? Hayır, hukuk devletleri bunu çözdü. Ama bizim gibi ülkelerde bunları çok bariz koyamıyorsan koyduğun her şey buna çok riayet etmek istemeyen bütün iktidarlar tarafından hepsi için bugünkü veya yarınki demiyorum hepsi tarafından kötüye kullanılmaya ve müsait kavramlar haline dönüşür. Peki hocam ağzınıza sağlık bir sonraki bölümde görüşeceğiz teşekkürler.